Merhaba arkadaşlar, yine bir yol videosunda beraberiz. Yolda sohbet günlüklerimiz devam ediyor arkadaşlar. Tabii son günlerdeki sohbet günlüklerimizde kullandığımız motor illaki yine PCX olacak arkadaşlar. Aktivamızı kısa süreliğine bir dinlenmeye aldık. Çünkü PCX üzerindeki yapmış olduğumuz Ar-Ge'ler, projeler hala devam ediyor. Bu son projemizi de denedikten sonra Aktiva'ya geçeceğiz tekrar. Aktiva'da da bir proje uygulamamız var ama şu an araştırma içerisindeyiz. Yani şimdi bir şeyi uygulamadan önce araştırıyoruz. Yani ne yapsak, ne etsek, nasıl bir sistem atsak diye araştırıyoruz. Bu araştırmalar sonunda uygun görürsek projeyi alıyoruz. Yani her motoru projeye alamıyoruz maalesef. PCX niye projeye aldık? Yıllarca PCX ile uğraşa uğraşa en sonunda dedik yani bu PCX'e neler yapabiliriz? Şimdi bir de projeye aldığın motor yaptığına değecek, projeye aldığına değecek. Öyle çini, çanı, çunu kesinlikle hiçbir zaman için projeye almadık ve almayız. Yani 50'li, 80'lik yap, 100'lük yap, bilmem ne. Bunlar gereksiz iş güzellik arkadaşlar. Bunlarla ilgili kesinlikle hiçbir çalışmamız şu an için olmadı. Olmazdı ama ileride ne gösterir onu bilemeyiz. Ayrı bir mevzu ama şu an için öyle bir beklentisi olanlar varsa da boşuna beklemesin. Her motor projeye alınmaz. Her motorla uğraşılmaz arkadaşlar. Böyle bir durum var. PCX ile niye uğraşıyoruz? PCX uğraşılmayı hak ettiriyor, hak ediyor. Yani attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değiyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi yol videolarında da bu sesle alakalı, görüntüyle alakalı sıkıntımız yok da sesle alakalı bir sıkıntımız var. GoPro Silver 7 kullanıyorum. GoPro Silver 7'yi işte mikrofon sistemini halledemedim. Çünkü çok ilginç bir makina. Her işe gelmiyor. Yani rüzgar sesini vesaireyi bunları falan doğal çektiğim için arkadaşlar bunlara ayıracak vaktim yok yani kısacası. Yani atölyemdeki tamir bakımdan bak daha işe yeni gidiyorum. Akşam geç geldim. Yani anca dinleniyoruz. Bak saat 10.30 olmuş. Daha yeni gidiyorum ama işte Süleyman Usta var sağ olsun. Diğer bir arkadaşımız da bize yardımcı oluyor. Onlar erken geliyorlar. Ben biraz geç geliyorum. Geç çıkıyorum. Böyle bir durum var. Ondan dolayı arkadaşlar şimdi videolarımızda ara ara her konudan bahsediyoruz. Şimdi en son attığım videoda da bir lastikle alakalı bir şey demiştim. Motor alırken arkadaşlar vitesli motorlarda özellikle lastik çapına da dikkat edeceğiz. Her ebatta, her lastik çapındaki motoru aldığımız zaman lastiğini bulamaz hale gelir. Veya çok uygun zannediyorsun lastiği dünyanın parası çıkabiliyor. Onun için lastik çaplarına da dikkat edelim. Alır almaz lastik değiştireceğin bir motorsa o lastiğin hem fiyatına hem de piyasadaki bulunurluğuna bir bakalım arkadaşlar. Bu da önemli. Şimdi son zamanlardaki Uzak Doğu'dan, Çin'den vesaireden gelen motorların farklı farklı lastik çapları var. Bu lastik çapları da piyasada bulunmayan lastik çapları. O da sıkıntı veriyor, bilginiz olsun. Şimdi bir yerde duracağım. Motordaki en son yapmış olduğum değişikliği göstereceğim size. En son ne değiştirdik, ne yaptık? Ön frenle alakalı diski işte daha büyük, çemberini daha büyük yapmıştık. Onu göstereceğim. Bir de onun avantajını yolda test edeceğiz. Yolda test etmeden önce onu bir göstereyim. Bir iki gasiste falan duracağım. Sert fren yapacağım. Aradaki faydayı, farkı göreceğiz hep beraber. Onun için de şöyle uygun bir yer aramaya çalışıyorum. Ama bir yandan da hareket ediyoruz, gidiyoruz. Böyle de bir durum var. Şu an 65 kilometreye yaklaştık motor yapılalı.
Burada bir ses fren yapayım. Evet. Gayet başarılı. Lastiği bitirmek istemiyorum. Daha önceki yaptığım projedeki motorda anlaş zıntır grip 2 vardı. Biraz da çıkma lastikti. Onu yaka yaka bitirdik yani. Şimdi bunun üzerinde orijinal Michelin kendi üstünde gelen lastiği var. Gayet başarılı bir lastik. Bunu da yakarsak lastiksiz kalırız. Bu frenlemede arkadaşlar arka ön ikisini aynı anda basacağız. Ön frenle bayağı bir destekleyeceğiz. Çünkü şey yok. Kombine brake yok. Bağımsız arka, bağımsız ön. Bu da kuryeler için bulunmaz bir nimet. Niye? Kışın kullanırken arka frene basınca önü de kaydırdığı için yağmurda, yağışta, kışın falan motorlarda böyle kayma düşme oluşuyor. Çünkü arkaya basıyorsun, sen istemesen de öne de basıyor. Peki ön frene basınca da motorların %80'i ön frene basınca kayıyor arkadaşlar. Çünkü ön fren farklı bir olay. Ön frene basmanın farklı farklı teknikler var. İstediğin kadar teknik uygula. Bir şekilde ön fren deviriyor. Yani kazaların çoğu ön frenden olur. Ani durum kazaların. Yani frenleme esnasında. Motoru herkes yürütebiliyor ama herkes durduramıyor. Ama durdurmak için de nasıl alet çalışır, usta övünürse motorda da dix fren olduğu zaman rahat duruyor. Böyle bir durum var. Ani hızlanmalarımız çeyrek gazda anında 60-70 yapıyor. Bu çok önemli. Ani hızlanmalar bayağı bir fark etti. Yani motor sanki PCX değil de NMAX de değil. Onun da bir ilerisi farklı bir motor. Yani 250'likle 150'liğin arasında kalmış bir motor yani. Ha, bunların içerisinde diğer markalarda Borkman 200 var ama şimdi Borkman 200 ayrı bir şey. Mesela onda mesela şu an 2000-3000 devirde bu şekilde gidemezsin. Onda da fazla gaz vermen gerekiyor. Kullanım tarzı, oturum tarzı farklı. Ha, çok seridir. Çok agresiftir ama şimdi bir PCX kasasıyla aynı değil. Şimdi onun için biz motorlarda asıl baktığımız nokta şu arkadaşlar. Buna ne gerek vardı, ona ne gerek vardı? Mesela Borkman 200 alıp binebiliriz. Şimdi burada neden PCX üzerinde çalışıyoruz? PCX'in aşırı derecede yedek parçası yayıldı piyasaya. Hiçbir sıkıntı çekme telaşımız yok yani. En ufak bir şeyini sipariş de versen vermesen de yan sanayisi, orijinali her şeyi var. Onun için çok hıyal yapıp çok kullanacağımız motoru yedek parçası bol alan motor olması lazım. Bunda da biz PCX'i tercih ettik. Şimdi bunda bir de varyatörle alakalı bir çalışma yapacağım. Şu an üzerindeki orijinal varyatörleri, orijinal debriyajı var. Bunun farklı bir 160'lığın seti var elimde. Onu takıp onunla bir deneme yapacağım. Bakalım o zaman ne diyecek, bir de onu deneyeceğiz. Yani eleğin altında gücü hissettiriyor. Yani şimdi biz normal gidiyormuşuz gibi geliyor ama üstüne binen anlar. Şimdi daha önce 125'liğe 150'ye binmeyen bu PCX'in gidişinden çekişinden bir şey anlayamaz arkadaşlar. Yani daha önce bir önceki haline, yani şu an mevcut 125'liğe binenler bunun halinden anlayabilir. Böyle de bir durum var. Şimdi çok hafif bir rahatlattık. Şu rampayı aşağı hafif bir deneme yapacağız. Çok hafif. Bakalım ne diyecek. Onu da hep beraber göreceğiz. Evet. Şimdi yan
falan geldik. Frene bastık. Çevirdi, durdu. Şimdi şu rampayı aşağı hafif bir yüklenme yapacağım. Ne yapacağım mesela? Son hızla alakalı kısa bir deneme yapacağım. Kısa denemede yani mesafe 1 kilometre, 2 kilometre yok. Şimdi rodaj esnasında arada bir motorlarımıza 1 kilometre, 2 kilometre bir şey vermek gerekiyor. Performanstan kaynaklı bir serilik vermek gerekiyor. Mesela bak şu an 1 kilometre yüklenebiliriz. Ön freni desteklemezseniz alır sizi, yan çeviri verir. Bak bu da çok önemli. Bunu çoğu biliyor, çoğu bilmiyor. Şimdi şurada ön frene takmış olduğum sistemi göstereceğim size. Ne taktığımı. Şimdi şurada ayaklığa bir alayım. Ön frende neler kullandık onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ön frende şöyle bir sistem kullandık. Fren merkezi geride ve diz çemberimiz, diğerinin diz çemberi hemen hemen şurada bitiyordu. Bunu da burada bitiyor. Delikleri fazla, soğutma oranı fazla. Yani 4 milim derken burada da tükenmiyor. Bu şekilde motor daha rahat durduruyor. Evet. Bunun akabinde arkadaşlar arka diskimize bakıyoruz. Arka diskimizde şu şekilde işaretledi gene farklı dönme vesaire var mı diye. Bir şey yok. Amortisörlerimizi bir tık şey yaptık. Gerdirdik. Şurada bir değişik bir ayarı daha var tütün haricinde. Buradan da bak şurada bayağı bir mesafe var. Bunu iyice gerdirip yukarıda kaldırabiliyorsun. Bunu şuraya çıkarıp motoru pıstırabiliyorsun. Bu amortisör de bayağı bir hoşuma gitti. Güzel. Arka diks frenin çelik hortumu buradan geçti. Şu şekilde. Şu an için en ufak bir hoplama, zıplama, oynama vesaire yok. Böyle görüyorsunuz. Elinden hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi en son yakıtımıza bakalım. 66,5 kilometre olmuş. 2.5'lerdeyiz arkadaşlar. Bunu ben daha da düşer diye düşünüyorum. Ama ben dolu dolu kullandığım için arkadaşlar çok dolu kullanıyorum. Yüklü kullanıyorum. Böyle şeyine göre hem performansını ölçtüğüm için 2.5'te kalıverirse çok iyi bana göre. Ben çünkü normal motora 3 nokta yaktırıyorum arkadaşlar. Yani bunu 1.5, 1.700, 1.9 yakan diyenler var ama ben normal PCX'e 3 nokta yaktırıyorum. Ama öbür taraftan görüyorum adam XMAX'e biliyor, NMAX'e biliyor, Forza'ya biliyor, 2.5 yakıyor. Bunlar hep 2 ayı arkadaşlar. Gerçek yakıt pahalıdır. Tabii burada yakıtı ikinci plana koyduk. Biz önce şu performansı, gidişi çekişi bir düzeltelim. Yakıt son plan arkadaşlar. Yakıtla ilgili bir sıkıntımız yok yani. Bu motora biniyorsan, keyif alıyorsan yarım litreyi, bir litreyi, 100 kilometrede aramayacaksın. Öyle arıyorsan da direkt aktiva alacaksın. Aktiva 125 yakıtı unutturuyor. Ama tabii bundaki olanlar onda yok. Ayrı bir mesele. Ona bakacağız. Motorumuz bu şekilde arkadaşlar. Şu anki durumumuz. Şöyle kısmi bir koruma demiri taktık. Piyasa malı. Bu demiri yapan firma da ilk önce şuradan ikili yapmıştı. Ne güzel. Biz onu gördük aldıydık ama bize maalesef son pahalı bir ürün göndermiş. Şurada PCX falan yazıyordu. Çok ufak ince bir şey yapmış. Farklı göndermiş. Şuradaki şura ayak basma yeri şurayı rahat açıyordu falan. Arkadaş ondan da aldık. Ona uyduk, sipariş verdik. Farklı geldi. O firmanın ayrı bir yorum. Şimdi bu ön frenle alakalı durma testine geçelim. Bak nasıl fayda ediyor. Anında durduruyor. Niye? Çember çok büyük. Çember büyük olunca frene daha basar basmaz motor anında hızaklıyor arkadaşlar. Şimdi bir yerde daha o testi yapacağım. Çemberin büyüklüğünün faydalarını hep beraber göreceğiz.
Şimdi şurada bir kasis var. Bu kasisin orada bak ön fren yaparak durmaya çalışacağım. Belki düşeriz bilmiyorum yani. Gelişimi bir fren yapalım. Şuradan başlayalım frene, ön frene. Evet, ABS hemen devreye giriyor ve çok çabuk durduruyor bak. Anında. Anında durduruyor. Şu arkadaki taksi geçsin. Bir fren daha yapacağım. Evet, şurada bir fren yapıyorum. Evet. Gayet başarılı. Sade ön yaptım bak. Sade ön yapıyorum bakın. Gördün mü? Bir müddet sonra hemen yapıveriyor. Niye? Orada arkayla destekleyeceksin. Yani ABS var diye sade ön frene basmak da mantıklı işi değil. Limon gibi sıkacaksın. Yavaş yavaş. Bir müddet sonra zank diye durduruyor zaten. Ondan sonra arka frenle desteklemezsen yere yatırır. Ara hızlanmalar var. 10 numara. Şimdi arka amortisörümüz çok güzel oldu. Aşırı frende ön amortisör vuruntu yaptı. Niye vuruntu yaptı? Esneyince ya demire vurdu, çamurluk ya başka bir şey, onu da kontrol edeceğiz. Evet. Ya bu tekeri de yaktıracak bana. En iyisi mi? Fren işine biraz ara verelim arkadaşlar. Fren zaten 10 aydan fazlasıyla geçti. Olması gerekenden daha iyi tutuyor. Yani arka fren şu an olması gerekenden daha iyi tutuyor. Yani ondan bilginiz olsun. Yani fren çalışması, sade frenle alakalı işlem yaptırmak isteyenler mükemmel bir sonuç alacaklarından emin olsunlar. %100'ün üzerinde, %100'ün üzerinde randıman veriyor arka fren. Tabii ön frenle de destekleyince daha bir mükemmel sonuç elde edebiliyoruz. Ama bizim istediğimiz serilik bu 100 km zarfında motor kendini toparlayacak gibi görünüyor. Şu an 68-70 km'ye geldi. Yani 100 km'yi bir tamamlayalım. Bir teste daha sokalım. Bence daha bir faydalı olacak gibi görünüyor. Mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Selamun aleyküm. Motor çok iyiyim diyor. Merhaba arkadaşlar, yine bir yol videosunda beraberiz. PCX'imizi şimdi uzun yol testi yapacağız. Uzun yolda ne diyecek ona bakacağız. Aynı zamanda bir mobil kurtarma yapacağız. Yani motorda bir marş basmama olayı oluşmuş. Kontak okumama olayı var PCX'in birinde. Ona gideceğiz. Olay yerinde bir ona da bir müdahale edeceğiz. Şimdi ön varyatörle alakalı bagalar ve ağırlık dengesiyle alakalı bir işlem yaptım. Bu ağırlık dengesini biraz daha değiştirdim. Çünkü motor güçlendiği zaman ön varyatörün de biraz daha bagalarının ağır olması gerekiyor. Çok hafif olduğu zaman bu sefer de kranktaki güç kayışa aktarmada sıkıntı yaşıyor. Bununla alakalı bir çalışma yaptım. Şimdi de onu deneyeceğim yolda. Her 80-100 kilometrede yani bir iki gün biniyorum, bakıyorum farklı farklı. Tam tutturmam lazım.
Şimdi arkadaşlar hani biz diyoruz ya 30 yıllık tecrübe. İşte bu tecrübe nasıl arkadaşlar? Bak görüyorsunuz işi gücü bırakıyoruz. Ne yapıyoruz? Motor test ediyoruz. Motora takılan parçalar test ediyoruz. Hangi parça ne diyor bunu test ediyoruz ve bunlardan çıkan sonuçları da sizlere temiz bilgi vererek aktarmaya çalışıyoruz. Yani oradan da başkası çıkıp da bize ya işte egzozu da büyütmen lazım, yok şunu yapman lazım, bunu etmen lazım. Böyle bize akıl vermeye çalışanlar oluyor ya işte bunlar boşa akıl vermiş oluyor. Çünkü biz bunların hepsini deniyoruz zaten. Akıl vermenize gerek yok. Bunları deniyoruz. Şimdi tamam olabilir, öneride bulunabilirsin ama bunu işte akıl vermiş gibi olmayayım da bilgi vereyim falan diyenler var ya. Bu bilgiler zaten bizde var ya. Yani. Onun için oradan ekmek çıkmaz. Bak şimdi farklı bir şey denedim. Bunu deniyorum. Siz benim ne denediğimizi, ne yaptığımı bilemezsiniz ki. Ben her gün bir şey söküyorum, her gün bir şey takıyorum motora. Her bindiğimde bir şey hissediyorum ve o hissiyatlar doğrultusunda motoru en mükemmel hale getirmeye çalışıyorum. Kolay değil yani bir motoru mükemmel hale getirmek. Bak fren istiyorduk. Bugün birini bir arkadaşı bindirdim. Bu sefer de dedi ki abi ben bundan kaza yaparım dedi. Niye dedim? Ya fren dedi çok tutuyor dedi. Ben dedi duramam, basarım, dönerim, kayarım, düşerim. Öbür türlü de basıyorum fren tutmuyor. Yani işte herkes farklı bir şey istiyor. Bazısı da frenin iyi tutmasını istemiyor. Fren hiç tutmasını isteyenler var. Ama biz de diyoruz ki bak dokunmatik gibi oldu. Basıyorsun zank diye duruyor. Basıyorsun zank diye gidiyor. Şimdi bu aradaki farkı motor sahada. Şimdi bunu İstanbul yolu üzerinden gideceğim. Orada akışlı bir trafikte gidişat yapacağım. Orada test edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bir yolu. Şimdi dinlendirme aşamasını yapıyoruz. Ara hızı geldik. Şu an onun dinlendirme aşamasını yapıyoruz. Dinlendikten sonra bir müddet sonra tekrar hızlandıracağız. Öyle bir durum. Şimdi mesela tekrar
Heceksimizde şehir içi turlarımız ara ara gelecek arkadaşlar. Çünkü yoğun talepler var. Takipçilerimiz seviyor böyle yol videolarını. Tabi yol videolarında bazen konuşamıyorum. Rüzgar sesi vesaire oluyor. Araya müzik atacağı. O şekilde gündüz videolarıyla gece dönüş videolarını birleştirmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar 40.000 abone sayısına yaklaştık. İlginize, alakanıza sonsuz teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayanlar varsa abone olsun, like atmayanlar varsa like atsın, bildirimleri açmayanlar varsa bildirimleri açsın diye söylüyoruz. Ama yine de kendiniz bilirsiniz, hiç kimseyi bir şeyde zorlamıyoruz. Her şey gönlünüz diyorsun. Hoşçakalın, hoşçakalın. Denedik arkadaşlar. Rampiye yukarı. Şelik çayla deneme yaptık. Arkadaşlar papaz geldi. Evet hocam, alayım görüşlerinizi. Basmıyorum ki. Ha, bırak bu işleri. Vallahi geçince basmıyorum. Acemi olduğum için lastikler kayacak diye korktum. Ya böyle de bir durum var. Bu da abudumun gazı olduğu için basmıyorum. Allah'a güvenim.
Bura nere oluyor hocam ya? Şentepe falan diyorlar. Bura ora mı acaba? Daha da yukarı mı çıkacağız? Yoksa ben sağdan gideyim mi? Sağdan. Aşağıda bir ufak bir hız denemesi yapacağız. Bakalım buradaki son hızımız ne olacak? Onu da göstereceğim sizlere. Şimdi motorumuzu dinlendirdik. Eskisine göre bir daha rahatladı motor. Çünkü gün geçtikçe, kilometre yaptıkça kendine geliyor. Şu an 120 kilometre oldu. Bu 120 kilometre zarfında 2.4 yakmaya başladı. Fren kendini açtı. Motor yavaş yavaş kendini aşmaya başladı. Şimdi ilk hız denemesini yapacağız rampayı aşağı. Hız denemesini derken tam son gaz gitmeyeceğim. Yani 100-100 onu bir gösterip çekeceğim. Çünkü motorun serileşmesi açısından 500-1000 kilometreyi doldurduktan sonra son hızı deneyeceğiz. Şimdi son hızı denemeyeceğiz. Sadece işte rampayı aşağı ne yapıyor? Onu kısa süreliğine bir gösterivereceğim arkadaşlar. Sonraki hızları göstermedik. Niye göstermedik? Çünkü 110'dan sonra motorun rodajına bir zarar gelmesin diye 110'dan sonrasını yapmadık. Şimdi burada bir de kalkışla alakalı bir ufak çaplı bir deneme yapacağım. Nasıl bir deneme yapacağım? Mesela şöyle bir deneme olabilir.
Motor biraz eskisine göre biraz şey. Ama normalde bayağı bir fark etti arkadaşlar. Şimdi nasıl fark etti onu da şöyle anlarız. Mükemmel ötesi bir şey oldu. Motorumuzun şu an çok stabil gidiyor. Gittikçe hızı da artıyor, çekişi de artıyor. Şu an 110'a böyle tam gaz vermeden gelmeye çalıştı. Demek ki 120-125'leri falan rahat yapacak. Ama buradaki hız yapmadan ziyade ilk 100-110'a gelmesi çok önemli. Mesela burada şöyle diyeyim size. Şu an durduk gibi bir şey. Durduk gibi bir şey. Gaz veriyorum. Lambaya kadar yaktığı hıza bir bakalım. Evet, anında gaza yükleniyorum. Evet arkadaşlar, yine bir videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.